Görselde nasıl gördüysem, tarif nasılsa direkt onu yaptım. Dediğim gibi baktığınız tarifler hani reçetede doğru olmayabiliyor. Sağlam kaynaklardan almanız gerekiyor. Her gördüğünüz şeyi doğru olarak yapmamanız gerekiyor. Balığın sosu çok güzel. Peki. Pişmesi de çok iyi. Giriyorum. Bence balığın sosunda bal yok. Reçetede bal var ama ben bal tadı almıyorum. Bal tadı almıyor musun? Anladım. Ben hem bal hem zencefil tadı ben almıyorum. Ben de alıyorum. Yok. Zencefil tadı da almıyorsun. Zencefil sen tadını aldım. Mesut. Balığın tadı çok güzel. Çok beğendim. Pişmesi balığın de çok mı, iyi. Balığın mı? Balığın. Şimdi diyorlar ki bal ve zencefil balık tadı yok. Var mı yok mu? Var. Var diyor yaşçımız. Tatlı yok. Yemiyoruz. Olması gerektiği kadar. Ben acı tadından başka bir tat almadım. Acıyı sade yediğiniz için olabilir. Acı gayet yani. Yok. Acıyı sade yemedim. Acı somonu işlemiş durumda değil. Balık sos yemek istemiyorsanız yemeyebilirsiniz. Zaten o üzerinde duruyor. Siz neden acısına bastırıp yiyorsunuz? Yani acısına bastırıp yemedim. Bakın acı burada. Burada Adanalı benim. Ben buradan yedim. Ve bal ve zencefil tadı almadım. Acı tadı bana daha fazla geldi. Balığın lezzeti güzel. Pişmesi de güzel. Patatesler biraz daha pişebilirdi. Bütün halde fırınlamanız görsel olarak güzel ama lezzeti içine kabuğu olduğu için geçmemiş. Dilimleyip, harmanlayıp, fırınlayıp pişirebilirsiniz. Daha güzel olurdu. Dediğim gibi tamam, şey tarzı. Tamam, size sonra en son cevap vereceğim onunla ilgili. Tamam. Salatanızda sosu lezzetsiz. Doğramanızda özensiz. Özensiz mi? Evet. Salatayı şu an yaptı yani. Zaten. Ve patatesi keşke daha balıktan önce fırına, muhtemelen aynı anda hayır, atmayacağım. Aynı anda atmadım. Yani. Hepsini ayrı ayrı pişirdim. Anladım da patates pişirdim. Siz de yorumunuzu yapın, ben sonra bir şey söyleyeceğim. Cemile Hanım, ben aslında ilk başta şunu merak ediyorum. Salatayı şu an yaptınız. Yani benim gördüğüm mutfağa gittiğimde de oydu. Evet, şu anda yaptınız. Çünkü hani biz şunu düşündük masadayken. Belki bir yeşillik vardır, meyve olduğu için o yüzden katmamış olabilirsiniz diye düşündük ama sadece meyve var burada şu anda benim gördüğüm ve bunu da şu an harmanladınız, buraya getirdiniz. Sadece roka için mi bunu şu an harmanladınız? Ben onun cevabını ya da görüntü size için mi? İkincisi 2,5 saatte ne yaptınız? Ne mi yaptım? Ne yaptınız yani? Sizi göreceğiz ya, çok şöyle, merak ediyorum. Bir sos görmüyorum ben balıkta. Balık çok güzel pişmiş. Ona bir şey demiyorum. Gerçekten güzel, hani ne kuru ne şey, tam evet, istediğim pişmiş gibi. Evet, evet, kesiliyor da hiç bıçağı saplamadan da ayırabiliyorum, bu ayrı bir şey. Mısır tane olarak da tercih edebilirdiniz. Belki böyle daha gördüğünüz görsellerde evet, bu şekilde. Biraz ona görsel da bir önem şey veriyorum, şık olsun istedim. Çatalıma saplayıp ısırarak yedim, şöyle gösterebilirim. Evet. Onda da sıkıntı yok. Patates dedikleri gibi arkadaşlarım pişmemiş. Pişmemiş mi? Tamam. Acısı biraz baskın olmuş ve evet yine tuzsuz, bana göre tamam, tuzsuz. Ama salata için kesinlikle bu şekilde düşünüyorum. Tamamen meyve, hiçbir yeşillik de yok zaten. Biraz şöyle karıştırarak, eğer sosunu bir yedirerek eğer bakarsanız tadına. Şöyle bir şey, birincisi... Sıkıntı sos değil ama siz bunu da şu an karıştırdınız. Yani bunu şu an söyledim, karıştırıp sosunu sonradan da koyabilirsiniz. Şöyle bir şey, yine ben bunların hepsini teker teker defalarca denedim. Bunu daha önceden sosunu koyduğunuz zaman hepsi ölüyor. Ben sos koyun demiyorum zaten. Hı. Karışımını karıştırabilirdiniz. Peynir sulanacak bir şey değil gördüğünüz gibi. Bu da aynı şekilde. Ha, sen belki rendelerseniz ayrı. Aslında bir sorun mu yaratmış karıştırma? Ben ayrı ayrı kaplarda görünce orada ben hani oldum. Neden hazırlamamış? Şu anda ben onu özen gösteriyorum, görmüş olmam gerekiyor. Herkese eşit dereceye yaymak için, pay etmek için özen gösteriyorum. Şöyle söyleyeceğim. Biz çok bekledik masada. Salatayı da ayrıca karıştırmanızı bekledik. Evet, en vallahi son benim tabağım daha geldi. Daha hızlı çıksın şu yarışmada. Çok yani çekimlerde de göreceksiniz. Sizleri de göreceğim evinizde. Ya, atom karınca gibiydim ya içeride. Ne tarafa koşacağım? Tabii ki zordur. Ben ona zaten bir şey demiyorum. Ana yemeğiniz çok güzel pişmiş. Bunu hı, dile getiriyorum. Yarısından çoğunu da yedim. Tamam. Ama acısı biraz fazla geldi bana. Acıyı neyle birleştirdiniz bilmiyorum. Bal. Çok acı. Bal. Balla kırmaya çalışmış onu. Yani evet, çalışmış. Bayağı bir acı. Patates pişmemiş zaten. Acı olan biberler belli. Yemek değil. Ha, biberler Meksika acı biberi, ama evet, çok Meksika biberinden biber yememezsin. Biber sade, biber acısını hissedersin. Biber sade onu yemeyebilirsin. Evet. Yani tabağımda Meksika ile alakalı bir şey göremedim. Biberden olduğunu düşünemedim. Kusura bakmayın. Tohumlarını da temizlemişsiniz zaten biberin sanırım. Evet. Zaten biberleri kenara yok, temizlememiş. Benim balığımın üzerinde tohum var. Yok, benimkinde bu. Ama onlar lezzet veriyor ki zaten. Zuhal Hanım şu. Yok, ben lezzetinden problem yok. Hayır, hiçbir şekilde biberin acısı geçmemiş. Evet, evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Cemil yemek Hanım, istemeyen yemeyebilir. Ben şunu izah edeceğim. Balığı yerken hani şu anda bunu artı niyetle söylemiyorum. Zaten ayırdım bunları kenara yerken. Kenara bu şekilde ayırdım. Ama yine de bana acı geldi. Mısır'da da aynı şekilde acılık geldi. Ben Meksika ile ilgili tabağımda bir şey görmediğim için Meksika biberi olduğunu düşünemedim. O yüzden bana fazla acı geldi. Peki. Sadece diyeceğim bu yani. Güzel. Salata için. Melek Hanım'dan bize yorum hakkı gelirse biz yorum yapacağız. Geldi. Ben mısırları nasıl yiyeceğimizi çözemedim. Elle yemek bence güzel değil. Yo, ben yiyorum elle. Patateslerinizin bazısı pişmiş, bazısı pişmemiş. Büyük olanlar pişmemiş, küçük olanlar güzel pişmiş. Balığınız çok güzel pişmiş. Bunu hiç anlamadım. Görsel. Böyle. Lezzet.
bence güzel bir görsel değil. Beğenmedim. Ben kuşkonmaz koyabilirdiniz bunu yani. Ben somona çok yakışıyorum, kuşkonmazı bayılırım da yani. Evet. Fırında domuz salatanızı ayrı ayrı kaplarda şey olması beni hiç rahatsız etmedi. Sulanacağını bildiğim için ben size hak veriyorum, ayrı kaplarda olması mantıklı. Salata tabağınızı hiç beğenmedim çünkü bu fincan altı veya... Sunumum bu şekildeydi benim, o yüzden. Tamam. Görselini gösterebilirim. Ama şimdi demin dedin ki Cemile, bu salatayı dedi karıştırırsanız dedin sosunu. Evet. Bu tabakta nasıl karıştıracağız? Şöyle hafiften. Ama yani şimdi, zaten şey değil ki. Ama şimdi bu meyve salatasıysa... Su karıştırmaya da gerek. Tam aksine çukur bir tabak. Evet, kase tarzı bir tabak olması lazım. Tabii. Yani mesela o çorba kaselerine koysanız evet, daha iyiydi. Çünkü bu meyve salatası, mozzarella var içinde. Bol bol bir de büyük büyük meyvelerin var. Evet. De, bunun hani daha rahat yenmiyor. Yani. Evet, ama bunun sunum böyle kat kat olduğu için düz tabakta sunum yapılıyor. Ha, kat kat olduyor. Evet, kat kat aslında. Görsel yönden veriyorsun anladığım kadarıyla ama çok biz lezzete de bakıyoruz aynı lezzetine zamanda. Ben baktım tadına, çok beğendim. Yani hepsine de baharatı geçmiş. Bireysel olarak hepsi güzel ama bir bütünlük sağlanmamış. Onu evet, demek istiyorum. Bu salataya tane mısır da konulabilirdi. Lafınızı kesiyorum. Ayrıca pul biber de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten burada ağzım yandı. Oradan da bir tat alamadım. Nerede yandı yani ağzınız? Acı değil ki. Burada ama söyledim az önce. Yani ayırdığım halde ama bana acı geldi. Bazı insanlar acıya şey olmayabilir. Hani biz siz de anladım, Adanalısınız. Yani acıya şeysiniz. Evet. Şeysiniz diyebiliyorsunuz ama. Ama bence yani siz biberden yediniz. Balık acı değil ama. Yok yok, biberleri ayırdım. Biberi yemeyebilir. Bir de patates konusunda da şöyle bir açıklık getirmek tabağına istiyorum. Tabağına bakar mısınız lütfen? Evet. Bütün biberleri evet, ayırdım ve acı geldi. Size yani gelmiş olabilir. Benim tabağımın şu kısmından bir yiyin o zaman. Şu patatesle mısırı bir... Yarısından çoğunu yedim zaten. Bakın balığı beğendim ama acı geldi diyorum. Balık yani acı bunun mı? Nesi size yanlış? Balık acı mı? Bana evet, acı. Balık acı. Bana acı. Balık acı. Ben balığın acı balık olduğunu düşünüyorum. Balık acı değil. Bence acı. O zaman siz... O zaman bizim balığımız da eşit gelmiş. Ben de bizim buna göre acı değil. Ne? Patatesle ilgili ne açıklama yapacaktın? Patates ve mısırı ayrı haşladım. Ayırdım koydum. Tekrar patatesi haşladım. Sonra bunları tek tek baharatlayarak mısırları da patatesleri de kestim aralarını. Baharlandırdınız galiba. Sosladım. Tekrar fırınladım. Yani teker teker haşladım hepsini. Tabii bunlar ki da kolay değil. Yani bunu sıkıntı almış yok. Marketten direkt yıkamış, tepsiye atmış diye bir şey yok. Ben bunları tek tek haşladım. Yok öyle bir şey söylemedik zaten. Hani bazıları büyük olduğu için pişmemiş dedik ama bu küçüğü bile ben az önce mesela bak hala pişmemiş olması yani imkansız. Tabii. Ben bunları düdük tencerede haşladım. Yok bazıları pişmemiş gerçekten. Patatesleri haşladığınızda görüyorsunuz. Yani patatesleri pişsin diye çizik attınız. Hayır hayır daha olmuyor. Evet çizik atarak evet. Pişmemiş. İçine lezzeti geçtiğinde ya ayırsaydınız olurdu. Doğru tekniği uygulamış olabilirsiniz ama yeterli olmamış süre olarak. Pişmemişler. Evet. Gizem sendeydik. Patatesleri fırına attığınızda, ay direkt haşlamanıza gerek yoktu. Fırına atsaydınız, ortadan böyle tekniğiniz, baharatlasaydınız. Hem lezzeti içine de geçerdi, hem de ortaları da pişmiş olurdu. Patates kaç dakikada pişer fırında Gizem Hanım? 20-25 dakikada pişer. 25 dakikada pişer mi? 25 dakika evet, çok. Ben... Patatesin boyutuna göre değişir. Evet. Ha, tabii. Ya da patates çok büyükse boyutu 4'e böleceksiniz. Yine kabuğuyla pişirmek istersen onu iyice yıkarsın. Evde dener misiniz yarın ben, geldiğinizde? Ben neredeyse haftada 3-4 kere yapıyorum. Biz neden sürekli sizin yaptığınız menüyü evimizde deniyoruz? Yo, biz sizden güzel şeyler yani 15 dakikada. Ben bunları tek tek haşladım düdük tencerede. Tekrar tamam, fırınladım yani. Tamam biz size örnekli bir şekilde gösteriyoruz. Haşlamışsınız ama pişmemiş. Söylediğiniz bakın, işlemleri geçerli sürede yapmış olsanız bu püre haline gelirdi. Yani ayrı ayrı olduğu yani için belki karıştırmış olabilir. Belki mısırı daha fazla tuttu aslında. O esnada karıştırmış da belki olabilirsiniz. Hani birini çıkarıp birini koymuşsunuz ya belki. Peki Gizem devam et. Balığını, olabilir patatesini. Ben balıkta dediğim gibi bal, zerdeçal tadı almadım. Hiç acı tadı aldım. Zencefil tadı almadım. Zencefil tadı almadım. Sadece acı tadı aldım. Acı ve çörek otlu bir balık. Mısırı nasıl yiyeceğimizi bilemedim. O yüzden bence bu tabak doyurucu değil. Bana hiç doyurucu bir tabak ama geldi. Ama balığınızı yemediniz ki. Önce balığınızı bitirin. Doymazsanız zaten ben içeride yedek yaptım. Yok, şöyle bir şey var. Cemil Hanım ben Cemil fazla Hanım yaptım merak etmeyin. Cemil Hanım tabağa koyduğunuz her şeyin yenilebilir olması gerekiyor. Evet yenilmiyor mu bu? Zorlanıyoruz. Elimize yemek zorunda kaldık. Ben elime yemek yemek istemiyorum. Tamam balığınızı bitirin o zaman. Hayır hayır ben miktarın az olduğunu iddia etmiyorum. Mısırı görsel olarak mısır, düşünün o zaman. Ama masaya görsel olarak da tabağa benim koyduğunuz her şey yenilebilir olmak durumunda. Hepsi yenilebilir. Ben yiyorum, yenilebiliyor yani. Hayır, yiyebilirsiniz. Size söylüyoruz zaten. Siz bu yemeği bize mi hazırladınız, kendinize mi hazırladınız? Ben yiyebiliyorum. Her yemeğin sonunda ben yiyebiliyorum. Yenilebilir şekilde yaptım yani. Onu anlatabiliyor muyum? Ama o zaman neyi tartışıyoruz? Tamam çok güzel. O zaman elinize sağlık. Siz yani zaten görünen beğendiniz şeyde değil mi? Ben balığı beğendim. Afiyet evet olsun. Tamam, mısırın da tadına ederim baktım. Benim sadece sıkıntım acı olması, salatayı sonradan karıştırmamız. Peki sen onu söyledin evet zaten. Gizem salataya devam et. Salatayı zaten en başta da söyledim. Ayrı ayrı kaplarda olması beni hiç rahatsız etmedi. Salatanın lezzetini beğendim. Tabakta
sıkıntım var sadece. Bu tabak olmamış. Karıştırırken de... Ya da daha büyük bir düz tabak olabilirdi. Görüntüsü güzel ama karıştırırken ve yerken bence mantıklı değil.